Yargıtay 9 Nisan 2018 tarihinde tarih bir karara imza attı. Boşanma neticesinde velayet hakkı anneye verilmesi halinde velayet hakkına dayalı olarak annenin kendi soyadını çocuğa verebileceğini ve bunun aile mahkemesinden talep edilebileceği konusunda bir karar verdi. Bu hukuk camiası için örnek ve tarihi bir karar olarak nitelendiriyoruz. Öncesinde Anayasa Mahkemesi 2011 yılında soyadı kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan evliliğin fesi veya boşanma halinde çocuğun yine babanın soyadını taşıyacağı, e, babanın kendi soyadını vereceği hükmünü iptal etmişti. Diyarbakır Aile Mahkemesi'nden verilen bir karar üzerine e, Anayasa Mahkemesi'ne müracaat bireysel başvuru neticesinde de bu konuda Anayasa Mahkemesi uluslararası sözleşmelere atıf yaparak yine önceki vermiş olduğu iptal kararına da atıf yaparak tarafların evlilik süresince ve boşanma sürecinde eşit olduğunu göz önüne alarak Anayasa mahkemi, anayasanın 20. maddesindeki aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini ve netice itibariyle de e, kararın tekrar değerlendirilmek üzere e, ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Bilindiği üzere e, hukuk mahkemeleri kanunu 33. maddesine dayalı olarak hakim Türk hukukunu re'sen uygulamakla yükümlüdür. Bu Türk hukuku tabirinden de kanun, e, mevzuat, örf adet, uluslararası sözleşmeler yer almaktadır. Türkiye'nin e, imza Attığı uluslararası sözleşmeler kanunun üstünde e, öneme haizdir ve hakim bunu reysen e, önüne gelen uyuşmazlıklarda dikkate alması gerekir. Netice itibariyle de yargıtaya gelen uyuşmazlık e, e, sonucunda ikinci Hukuk Dairesi velayet hakkı anneye verilse dahi annenin müracaatı üzerine velayet hakkına dayalı olarak çocuğa kendi soyadını vermek üzere dava açıp talepte bulunabileceği de yönünde bir karar verdi kadınlar açısından kazanılmış bir zaferden ziyade artık mahkemeler ve Türk Medeni Kanunu kadın erkek arasındaki eşitliği sağlama yoluna gitmiştir. Yani bunu bir zafer olarak nitelendirmekten ziyade artık her açıdan kadın ve erkeğin hem evlilikte hem de boşanma aşamasında velayet hakkının kullanılmasında, kadının kendi soyadını kullanmasında bir eşitlik sağlandığı fikrindeyim. Yani nesep konusunda e, herhangi bir ihtilaf yaratabileceğini düşünmüyorum. Çünkü nüfus kayıtlarıyla zaten e, hepimizin e, e, kayıtları belge altına alınmaktadır. Yine çocuğun nüfus kaydında, baba hanesinde... E, Çocuğun öz babasının ismi yer alacaktır. DESEP konusunda herhangi bir ihtilaf yaratılacağını düşünmüyorum. Bilakis çocuk açısından çocuğun üstün yararı gereği fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Çocuğun okul durumunda, okul haricinde, diğer konularda, resmi kurumlarda yapılan işlemlerde özellikle soyada bakımından daha kolaylık sağlayacağı kanaatindeyim. Özellikle velayetin anneye verilmesi durumunda eğer ki baba çocuğu hiç arayıp sormuyor, çocukla tüm bağlantılarını kesmiş ancak okul durumunda çocuk için soyadı bir problem teşkil edebilir eski düzenlemeye göre. Çocuğun okul kaydında anne sürekli olarak nüfus kaydı getirmek zorunda kalabilir. İşte bu tür ihtilafların da artık bertaraf edildiğini düşünüyorum bu yeni verilen mahkeme kararıyla. Eski boşanma hükümlerinde de velayet anneye verildiyse ve çocuk reşit değilse, annenin velayeti altındaysa velayet hakkına dayalı olarak anne çocuğa soyadını vermek üzere dava açabilir. O yol açık. Eski ev boşanmaları da kapsayan bir düzenleme. Boşanma ve velayetleri.